Fatih abi nasılsın? Neler yapıyorsun? Ay, buraya gelene kadar çok iyi değildim. Niye? Hayırdır? Böyle bu aralar fazla ilaçlar filandan dolayı herhalde böyle midede bir tuhaflıklar öyle var. Öyle mi? Geçmiş olsun. Geçenlerde de ayağım böyle bir gut durumu oldu. Aa. Ama şimdi very good. Harika. Buraya geldiğim için çok very good oldu. Mükemmel. Şu espriyi de buraya taşıdığın için ayrıca sırf şunu yapmak için very good'u yapmak için gut hastalığı var demediysen eğer gerçekten de. Ha? Yok var mı? Gerçekten geçmiş olsun hocam ya. Var var maalesef. Allah özür sesine, ya. Sesine yani, zeval vermesin. Amin. Gut hastalığı biliyorsun ki zengin hastalığı. Tabii et yiyenlerde. Et yiyenlerde. Et yiyenlerde olan bir hastalıktır. Yani ben de çift gut var. Ben ondan olduğunu zannetmiyorum. Çift gut. Ben genelde ot yiyorum. Rasim abinin bende çift gut var diyor. Abi senin bayağı vücut da gut yapmış yani. Hani. Tabii, tabii. Kendinden tamam. Gutlu yani. Gut Rasim'den. Yani. Gutlu olsun. Ben de onu söyleyeyim madem öyle. Hani gel, bir şey eklemek. Aa, çocuklar. Lütfen benim aman. Esprilerimin arkasından aman. O müzik hiç. Yemin ediyorum her seferinde hatırlatırım o düğününü burada. Bütün sülaleye de öğrenir haberin olsun. Kim evladım? Yapma 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 yapma. Tamam özür diliyorum özür diliyorum. Gerçekten de beni çok bir yerden vuruyorsun. Buradan vurma beni. Gemilerde tarihim var en hassas noktam abi de onun için yani. Evet. Gerçekten. Sen hocam, dayanamazsın ama. Ha? Dayanamazsın. Dayanamam. Dayanamam. Geldim, doğdum, öleceğim. Gemilerde tarihim vardı, anılacağım yani. Evet, evet, evet. Gerçekten. Hatta sen CD de çıkarttın değil mi? Çıkarttım abi. Boş. Boş CD. Boş. Boş CD. Halk kendisi doldursun ne istiyorsa diye. Şoray'ım, kardeşim nerelerdesin? Anlat, gözükmüyorsun. Dizideyiz artık. Tamam, şimdi gözüküyorsun. Bu ara. Evet. Şimdi gözüküyorsun. O arada ne yaptın abi sen? Şoray'ı nereden biliyorsunuz en çok? Bizim dönem Kaygısızlardan biri. Doğru mu abi? Kaygısızlar. Doğru. Esasında özel televizyon kanalları ilk açıldığında dönemin 3 tane genç adamı iş bulmak için bir müesseseye başvurmuşlardı. Bu kişiler şu an 80'ler dizisinin yönetmeni Müfitcan Saçıntı. Namı diğer Aranan Adam. Hatırlayanlar vardır. Diğeri Beyazıt Öztürk'tü. Eskişehir'den gelmiş parlak, genç, yetenekli bir arkadaş. Parlak derken onu bir şey yapalım. Yani parlak derken ışığı var anlamında. İş anlamında. İş anlamında. Yani. Çok beraber çalıştık hiç evet. Parlaklığını görmedik. Evet, teşekkür ederim bu şey için de yani. Bir şey. Diğeri de bendim. İkisi işe girdiler. Ben o dönem işe girememiştim. Biri peltek öbürü R'leri söyleyemiyor. Fakat ikisi iş buldu. Ben o dönem bulamamıştım. Program dairesinin kapısında beklerken bir ufak sohbetimiz olmuştu. Bir daha hani biri işe girecek ya kıl kıl bakıyoruz birbirimize. Hani evet, sonuçta rakibiz yani. Üçümüz tek iş kapacağız. Üçümüz de bekliyoruz kapının önünde. Yok, ama Müfitcan içeride biz ikimiz kaldık evet, dışarıda. Biz ikimiz kaldık. Hatta sen Nescafe alabilir miyim falan gibi bir şey dedin. Hani benim o dönem cesaret edemediğim bir şey iş görüşmelerinde. Ya hani... arkadaş bunu öyle bir söyledik ki yani Nescafe alabilir miyim falan. İş vermezlerse de vermesinler. Bir Nescafe içeyim gideyim en azından falan. Evet. Bu gezi programı çok tuttuktan sonra hep bana gezi programı ile ilgili teklifler geldi. Ben de gezi programı yapmak istemedim. Benim... Dur bir dakika. Şu kanalı söyleyelim. Evet. Kanal 6. Kanal 6. İksen Fırat. Evet. Hanımefendinin kapısında doğru. Beklerken. Evet yani ben de Eskişehir'den yeni gelmişim. Radyoda biraz böyle patlamışım, çatlamışım. Number one değil, pardon, Kles FM'de. Ondan sonra Kles FM'de işte bir beyaz falan gece tavuğu duyuldu muyuldu bir şey oldu. Sonra oradan ayrıldım. Number one TV'de çok kısa çalıştım. Arkadan da iş arıyorum. Ayrıldım. Böyle kolay bulurum zannettim. Hani biz tanındık manındık bir şey olur falan. Baktım kimsenin bir eyvallahı yokmuş bu tip durumlara. Sonra Kanal 6'ya geldim işte iş bakıyorum. Ama R'leri söyleyemediğim için cidden her taraftan böyle bir uzaklaştırıldığım dönem. Tam orada Şoray'la tanıştık. Bir de Müfit'le tanıştık. Doğru. Kapının önünde. Kapının önünde. Birader siz nereden falan hani. Aynen. Eskişehir'den. Abi falan dediğini hatırlıyorum. Hayal meyal. İşte bugünkü tavrın vardı da onun için demek ki abi demişimdir. Estağfurullah. Yani, evet. Çok da güzel oldu. O dönem öyleydi. Harikaydı. Oğuz Atay okuduğumuz dönemlerdi. Ya unutulmayanlar. Size korkuyu beklerken bana tutunamayanlar düştü o iş görüşmesinden. Sevgili Beyazıt. Vay vay. Ben senin yerinde olsam programı kapatırım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.